Arkadaşlar 14. derse devam ediyoruz. Son işlemimizde faturayı kaydederken bir hata veriyordu arkadaşlar. Önce bir de şuraya bir burada mesela fatura nokta show demişiz ya arkadaşlar. Aslında şöyle yaparsak daha iyi olur. Şu menünün ismi nedir? M fatura. Önce şuraya M fatura nokta visible eşittir false diyelim. Öyle çalıştıralım. Bunu unutmuşuz yazmayı. Şimdi hemen burada mesela bu 27 küsürdü ama 27 bin diye gözüküyor. Bunun sebebi şu. Faturayı kaydederken arkadaşlar bakın kaydederken ben gerçi yorum satırına yazmıştım. Şuraya para birimine dönüştürüyoruz önce. Dolayısıyla get toplam mesela 27 buçuktur. Bunu bir de para birimine çevirdiği zaman sonuna bir 2 sıfır daha ekliyor. 2 sıfır daha eklediği zaman da 27.500 gibi bir rakam ortaya çıkıyor. Aslında biz bunu şöyle çözebiliriz. Şimdi get toplam yazacağımıza şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Sonuçta şu M2 ile O2'yi toplayıp N2'yi çıkartabiliriz. Onu da şöyle yapalım. Get toplam yerine şurada 3 tane değişken tanımlayayım. Dim tutar virgül KDV virgül iskonto diyeyim. As double diyorum. Sonra geliyorum aşağıya. Şuraya. Şu karensinin üstüne. Buraya diyorum ki tutar eşittir. Sheets fatura hareketlerinin M2 nokta value diyorum. M2'ye tutara attım. KDV iskonto. Şuraya iskonto. İskontoyu da neden alacağım? KDV de O'dan alacağım arkadaşlar. N2 O2. Çünkü her seferinde faturayı biz şuraya kaydediyoruz. Buraya bir satır ekliyoruz. Ekle satır diyoruz. Sonra M2, N2, O2'ye attığımız için yeri belli. Şimdi tutarı buradan aldım. İskontoyu N'den aldım. KDV'yi de O'dan aldım arkadaşlar. Ve şöyle yazıyorum. Şu get toplam yerine tutar artı KDV eksi iskonto diyorum. Bu şekilde bir sorun çıkmaz. Bakın hemen deneyelim. Küsuratlı bir şey girelim bu sefer. Mesela herhangi bir cariden şuna 25,5 diyelim. 5,5 miktar 3 olsun. İskonto da 11 olsun. Ekle. Bakın 81,85. Kaydet dediğim zaman 81,85 hem de para birimi şekilde yazdım. Bir de şöyle bir şey söylemiştiniz. Faturadan bir satır sildiğimiz zaman alttaki toplamlar silinmiyor demiştiniz. Doğrudur. O gözden kaçırmışız. Mesela ben buradan sil dediğim zaman alttaki toplamlar kalıyor. Onu aslında siz çözebilirdiniz ama ben hemen onu da anlatayım. Şimdi seçili faturayı sil dediğimiz zaman şurada stoklarımızı listeleyeceğiz. Oradakileri onu nereye yazmışız? Alış faturası stok listeli. İşte bu prosedürü alacağız ama öncelikle onun içine alt toplam hesaplayı da koyalım içine. Tamam. Yani listelediği zaman aynı zamanda alt toplam da hesaplayacak. İşte şu prosedürümüzü kopyalayıp şu seçili satırı silin en altına yapıştırdığımız zaman hem listeleyecek hem alt toplamları hesaplayacak. Bir deneyelim bakalım. Faturaya geldi. Bir örnek faturayı tekrar oluşturayım. Bir tanesini seçtim. 2 adet diyelim. Ekledik. Şimdi seçili satırı sil dediğim zaman gördüğünüz gibi toplamlar da silinmiş oldu. Bu şekilde alış faturamızı tamamladık. Şimdi hemen satış faturamızı yapalım. Geliyorum arkadaşlar satış faturasına. Şimdi satış faturası da bunun aynısı olacak. Sadece
Fatura listesini hatırlıyorsanız biz burada şöyle demiştik. Ne demiştik? FRM faturadaki FT1 ise FRM fatura nokta show dedik. Yani list index, bakın şurada list index 0 ise bunu göster. Bir de FT, burada bir değişkenimiz vardı. Faturada FT diye bir değişkenimiz var. 1, bir de 2. Şimdi gelelim faturaya. Şimdi her şey yine aynı olacak arkadaşlar. Sadece kaydederken şurada biz hepsini yazmışız ya şöyle. Bunun hepsini alıyorum, kaydedeyim. Şuraya kadar bunu kesiyorum bu kodları. Şuraya SAP Alice faturası kaydet diyorum. Ve şu kodları buraya yapıştırıyorum. Şimdi aynı şekilde altına SAP diyorum. Satis faturası kaydet. Bu şekilde isim verip tekrar yapıştırıyorum. Şimdi bu son yapıştırdıklarımı satış faturasına göre güncelleyeceğim arkadaşlar. Bakın. Yine fatura temp her şey aynı olacak. Fatura kaydedilsin mi? Evet olacak. Yine fatura hareketlerinde bir satır açtık. Bütün bilgileri attık arkadaşlar. Ama bir dakika. Şunları aldık. Hepsi tamam. Faturaları listele. Heh, şurada cari alacaklandır demişiz ya. Burada cari borçlandır diyeceğiz. Cari borçlandır diyeceğiz burada. Ondan sonra sheet ayarlardaki B3'ü arttırmışız. Bakalım ayarlara bakalım. Ayarlarda işte B3'ü değil D3'ü arttıracağız. Pardon B4'ü. Evet B4'ü arttıracağız burada. B4 diyeceğiz. Yine B4 diyeceğiz. Ondan sonra fatura kaydedildi diyeceğiz. Tamam. Hepsi aynı. Sadece bir kod değişecek. Şimdi bir saniye arkadaşlar. Fatura listesine geldim. Burada fatura ekle dediğim zaman başlık alış faturası yapıyor. FT1 yapıyor. Faturayı show yapıyor. Burada da 1 ise satış faturası FT2 yapıyor ve gösteriyor. Peki. Fatura kodumuz ne olarak geliyor ilk açılışta? Bakalım. Şimdi faturalara geldim. Burada eklediğim zaman şu fatura kodu otomatik geliyor. Ha, bu nereden geliyor? Ona bir bakalım önce. Peki satış faturası dediğim zaman ne oluyor? Yine AF olarak geliyor. İşte bunu biz değiştireceğiz. Bunu değiştirmemiz lazım. Şimdi faturanın initialize kısmına bir bakalım. Heh, şurada bakın. Nerede olabilir? O otomatik kod nereden geliyor? Aa, şuradan geliyor. Auto check click. Bakın oradaki otomatik seçtiğim zaman AF diye geliyor. Alış faturası diye geliyor. Burası. Buraya bir şart vereceğiz arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki şurada şunu yazacağız. If diyeceğiz. Eğer AF eşittir 1 ise şöyle yap diyeceğiz. Exit sub. Şurada end if. Altına yine şunun altına aynı şu satırın aynısını alıyorum. Eğer AF 2 ise 2 ise yani satış faturasıdır. Fatura koduna SF diyeceksin diyoruz. Ayarlardaki B4'ünü 1 artır diyeceğiz. İşte şimdi oldu bakalım. Şimdi çalıştırayım.
Faturalara geldim. Şuradan satış faturasını seçiyorum. Fatura ekle diyorum. FT miydi? AFD'ydi ya. FT'ydi değil mi? FT. FT demiştik. En üstte bir bakalım. En üstte bakın FT demiş. Public FT demişiz. Tamam. Şimdi bakalım. Gördüğünüz gibi. Bir saniye. Şöyle açtığım zaman işaretli ama gelmiyor. Mesela alış faturasında açtığım zaman yine otomatik gelmiyor. Onu da sorunu çözmeye çalışalım. Niye gelmiyor? Şuraya gelelim. Fatura listesinde fatura ekle dediğimiz zaman şuraya şey yazacağız arkadaşlar. FRM fatura nokta o neydi o şeyin ismi? Homebox auto nokta value eşittir true diyeceğiz. Aynı şeyi şuraya da yazacağız. Şuraya. Yani açılır açılmaz o kutuyu işaret ettireceğiz. İşaret ettirdiğimiz zaman kendisi oraya bakın alış faturası of. Niye böyle yapıyor ya? İşaretletiyoruz ama ha bunu bir de klik olayına yazmamız lazım bence. Bir dakika. Şöylesi eğer auto value true ise then fatura kodu kilitle eğer FT 1 ise ve buradan çık end if eğer fatura 2 ise FT 2 ise fatura koduna şunu yaz. Tamam. O zaman şöyle yapabiliriz. Formun activate kısmına bakın initialize kısmına bunu yaptık. Bu da auto value true demişiz ya. Buraya bir değil true diyeceğiz. Aslında şu activate kısmına auto click yazabiliriz. Şimdi bir daha deneyeceğim. Alış faturası bakın tamam. Satış faturası diyorum. Ama yine geldi. Neden oldu arkadaşlar? Activate kısmına click yazdığım için. Yani bu form açıldığı zaman aktif olduğu zaman combo box'ı, şu check box'ı klikliyor. Yani tıklıyor bizim yerimize. Yani şu check box'a tık diye tıklıyor arkadaşlar. Dolayısıyla tıklayınca da içindeki kodlar çalışıyor. Ve satış faturasıyla ise SF yazıyor. Alış faturası ise AF yazıyor. Ve bu şekilde bitti. Şimdi devam ediyorum. Kaydet kısmına devam ediyorum. Alış faturası kaydette karışmıyorum. Satış faturası kaydete geldim. Satış faturasında da sadece cari borçlandır diye bir prosedür ekledim. Başka da hiçbir şeye karışmadım. Cari borçlandırı da şu cari alacaklandırın aynısını alacağım şimdi. Aşağıya yapıştırıyorum. Cari borçlandır diyorum. Borçlandır. Cari borçlandır dedikten sonra borcu H sütununa değil cari borcu G sütununa yazdıracağız. Dolayısıyla H gördüğümüz yeri G yapacağız. Şuraya da G yazacağız arkadaşlar. Evet, aynen böyle. Tamam, bitti. Şimdi ne yapacağız? Kaydetin içine bir soru soracağız sadece. Eğer diyeceğiz FT eşittir 1 ise alış faturası kaydet. Bundan sonra exit sub. Yani buradan çık.
Eğer fatura tipi eşittir 2 ise satış faturası kaydet 2 nokta üstte exit salt diyeceğiz. Şimdi bir çalıştıralım bakalım alış satış faturalarımız çalışıyor mu? Hemen faturalara geldim. Buradan satış faturasına geldim. Fatura ekle dedim. Buradan cariyi seçtim. Bu sefer bir normal müşteri seçeyim. Ahmet Demir diyeyim. Vergi dairesi yok. Vergi numarası yok. Telefonu yazdım. Adresi Ankara dedim. Şimdi Ahmet'i seçiyorum. Ahmet Demir'i. Ona bir iki tane bilgisayar seçeceğim. Ama burada bir sorun var. Burada birim fiyat iki şu gelmemesi lazım arkadaşlar. 2500 değil. Burada satış fiyatı gelmesi lazım. Yani 2800 gelmesi lazım. Onun için stokun double click'ine de bir soru sorduracağız. Hemen oraya gideyim. Hemen stok listesinin double click'ine girdim. Burada işlem true ise şöyle yap demişiz. Burada bir işlem yaptırmışız arkadaşlar. Bakın faturada bu sefer bolun tipinde bir değişken tanımladık. Stok seç bir dakika. Eğer 2 ise SO eğer bir ise işte bu tamam işlem güzel burayı yapmışız. Stok seç. Şu show olayını stok listesi show. İşlemi tur yapmışız. Onu da bir şarta bağlayacağız. Diyeceğiz ki eğer FT eşittir 1 ise işlem true show diyeceğiz. Else and if değil ise yani şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. İşlemi de false yapıyoruz. İşlem false ise stok listesi show. Şimdi stok listesine geldim. Buraya çift tıkladım. True ise şunu yap dedik ya arkadaşlar. Unload me exit sub demişiz. Tamam. Şimdi şurada şunu kopyalıyorum. Şu alta yapıştırıyorum. Bu sefer eğer işlem false ise yani satış faturası için gelmiş ise o zaman birim fiyatını birim fiyatını nereden alacağız? Birim fiyatı tekse birim fiyatı 5 değil 6'dan alacağız. Stok listesindeki 6'dan alacağız. Şimdi bir bakalım. Faturaya geldim. Buradan satış faturası diyorum. Şuradan carimi seçtim. Ahmet Demir. Bilgisayarı seçtim. Çift tıkladım. Yapıyorum çünkü niye geldiğimi anlamadı arkadaşlar. Neden geldiğimi anlamadığı için. Keşke true false yapmasaydık onu ya. Valla stok listesindekini arkadaşlar true ile false yapmayalım işlemi. Şu üstteki işlemi boolean yapmışız ya. Biz bunu byte yapalım tekrar. İşlemi byte yaptık. Faturadan oraya gittiğimiz zaman stok listesindeki işlemi bir yapıyoruz. Ondan sonra bunu show yaptırıyoruz. Show'dan sonra aslında tamam. Burada da eğer işlem 2 ise
Stok listesinin işlemi 2 yaptırdık. Stok listesini açtırdık. Tamam. Hemen stok listesine gidelim. Buraya çift tıklıyorum. Eğer işlem 1 ise şunu yap dedik. Eğer işlem 2 ise şunu yap dedik. Şimdi deneyelim bakalım. Fatura, satış faturası ekle. Şuradan cari seçtik. Stoğu seçtik. Seçelim yine. Aslında uzatmak istemiyorum. Çözümü biliyorum da. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. FRM stok listesindeki işlemi 2 yaptık ve açtık. Tamam, stok listesine bakalım. Çift tıkladım. Dedim ki eğer işlem 1 ise şunu yap. Not me. Ha, şu exit sub'dan dolayı arkadaşlar bir exit sub'ı yanlış yere koymuşuz. Burada olmayacak. O şurada olacak. Yani biz bir türlü aşağıya indirtemedik. Bununki de burada olmayacak. Şurada olacak. Şurada ekstradan bir exit sub olacak hata için. Tamam, şimdi durum bu. Hatamızı bulduk. Exit sub'dan dolayı gelmiyordu aşağıya. Aslında o true false da kalabilirdi. Neyse. Fazla düşünemiyoruz. Hemen şuradan bakın tekrar Ahmet Demir'i seçtim. Stoğu seçtim bakın 2800 geldi. Peki alış faturası olsaydı ne gelecekti? Bakın alış faturasına geliyorum. Buradan cari seçtim. Stoğu seçtim. Bakın 2500 geldi. Neyse devam ediyoruz satış faturamıza. Şuradan Ahmet Demir'e satıyorum. Bilgisayar satıyorum. Bir adet satıyorum. %20 indirim yapıyorum. Ve toplam 2744 TL tuttu. Peki sildiğim zaman da siliniyor mu? Gördüğünüz gibi yine aynı değişen bir şey yok. Yine bilgisayarı seçiyorum. Bir adet diyorum. %20 iskonto bir şekilde satıyorum. 2744. Kaydete basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ahmet Demir'e 2744 TL'lik faturayı bir satış faturası yaptık. Burada faturalara baktığımız zaman satış faturası, bunlar alış faturası gördüğünüz gibi. Şimdi cariye bakalım. Şuradan cariye baktığımız zaman da Ahmet Demir'de 2744 TL borçlu olduğunu görüyoruz. Bu dersiniz bu kadar. Biraz kafanızı karıştırmış olabilirim. Oradaki şeylerden dolayı. İnşallah devamında yani kafanız biraz karışmışsa bile devam eden süreçte inşallah taşlar yerine oturacaktır arkadaşlar. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.